Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Kanalımda daha önce bahsetmiştim. İstanbul'da bir anım vardı. E, evet, ben İstanbul'da ne arıyordum, ne yapıyordum? ilk İstanbul maceram kulaklarımda işitme kaybı olduğu için kulaklık almam gerekiyordu. Yani ortaokul 6. sınıf 7. sınıfta okuduğum zamanlar öğretmenlerimi yani yaşım büyüdükçe öğretmenlerimi anlayamaz Bir şeyde öğretmenin biri soruları sorup bize kağıda yazdırırken soruları kendi söyleyerek yazıyordu ya diyordu. Biz de sorular yazıyorduk. Ama oysa ben duymuyordum. Öğretmenin ne dediğini duyamadığım için soruları yazamamıştım. Ama o derste çok başarılıydım. O derste çok iyiydim. Hangi ders diyorsanız tabii ki din kültürü. işte her şey yasak olunca bir de soruları yazamayınca o dersten iyi not alamadım. Ama yine de hayatımda 7. sınıfa kadar 7. sınıfı okudum. 8. sınıfa geçtim. 8. sınıfa geçtikten sonra İstanbul'a çalışmam gerekiyordu kulaklık alabilmek için. Ee, o zaman kulaklık almaya o zamanlar imkanın yoktu. O zamanlar bir kulaklık için aylarca dolaşırsın. Sigorta hastanelere falan oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Onay o kadar uğraşırsınız ki sonunda kulaklığı alabilirsiniz. Bunun için çalışmam gerekiyordu. Okullar bitince yaz tatil başlamasıyla İstanbul'a gittim. Çalıştım. Ve oku zamanı gelince dayım sormuştu okuyacak mısın, çalışacak mısın diye. Oysa ben o hem oradaki arkadaşlarımdan, o ortamdan ayrılmayı istemiyorum. Hem de okumayı istiyordum. O arada kalmıştım. Ve akşam arkada orada iş yerinde yatan, yani diğer şehirlerden benim gibi umut, bir umutla gelen arkadaşlar vardı. Onlar da demişti, oku demişti. Ben de okumaya karar vermiştim. Ama bana bir daha okuyacak mısın, çalışacak mısın diye sorulmamıştı. İşte okul dönemi bu şekilde bitti. Her neyse gelelim. Yıllar geçti. Diğer bir dayımın orada tekstilde çalışıyordum. Ben burada bir ustayım, tamirciyim. Biliyorsunuz çoğunu bildiği gibi benim bir ustam yok. Tekstilde ise dikişlerde yani makinelerde ustalarım olur ama o makinelerin tamirini de yapabiliyordum. O tamirlerde ustam yine hiç olmadı. Makine tamirlerinde. Ben tamiri çok meraklı biriydim. Diş dikmekten çok tamir yapmayı severdim. İlik makinesi anımı bir arkadaşım istedi kanalımda. Onun bir mümkünse anlat dedi. İlik makinesi yani 60 kişilik bir iş yerinde ilik makinesi bir tane var bir sürü makine var her makineden en az 3 tane makine oluyor sadece ilik makinesi bir tane pantolonun kemerleri iki tane ilik açıyorsun ondan sonra benden ilik makine kemeri kapatıyor ondan sonra bacak arası çekiliyor bilmem ondan sonra Taçalar yapılıyor. Pontilizlere gidiyor. Ondan sonra kalite kontrollere falan. Oradan oraya benim ilik makine bir bozuluyor. Oradan benden sürekli makinelerin hepsi komple be bekliyor. Yani pantolon baştaki makineden başlar seri üretim gibi. Bizden bende orta kısımlara yani sona yakın yerdeyim. Komple bekliyorlar. Masalar bomboş. Benim tarafım ise böyle iş işte olmuştur. Benim makineden geçmesini bekliyorum. Orada dayım bu durumu görüyor. Yanından geçiyor. Bir bakıyor. Sinirleni o yana geç, Sinirleni o yana geçiyor. Sinirleni sonra içeriye gidiyor. Beni bir çağırıyor. O kadar kızmış ki. Ben de makine ne yapacağım? Usta var yanda. Yani orayı yöneten usta. O demeden karıştıramazsın. Karıştırdım. Ya o kadar ya dayım kadar. Neyse çağırdı beni. Şimdi bu makinenin halinde ne olacak? Şimdi ne yaptın? Ne dediyse bir geçirdi bana. Bir geçirdi. Bayağı bağırmıştı. İş yerindeki işçiler bayağı da korkmuşlardı. Ben de o kızgınlıkla. Geç dedim makinenin yanına. Ben de dayımı severdim. Dayak atması beni kızdırmazdı. Yani dayak atmasından kendimi sorumlu hissederdim. Kızdım. Gittim makinenin arka tarafını açtım. Mekanik makine. Mekaniklerden başarım biliyorsunuz zaten. Biraz kafa yurdum düşündüm ama nasıl yaptım arkada parçaların ismini bilmiyorum. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Biraz Kafa yordum, yordum, yordum. Ee, bir de biraz ayar yaptım, söktüm. Yani makineci döktüm, ayarladım. Bıçak vuruş falan orada karışıklıklar vardı. Yaptım. Zaten tamirci ustayı çağırsan o saatler sonra gider. Akşama ya da ertesi güne gelir. Makineyi yapacağı adam ne malum. Makineyi neyse tamir ettim. Ondan sonra bir başladık dikmeye bu işleri 2-3 saat gibi bitirdim. Önde hiçbir iş kalmadı. Ben ne bende kaldı ne ön taraflarda işi yığılması olmadı. Ee, dayım sonra gördü. Sonra söyledi bana gülümsüyor. Dayak yiyince nasıl tabir ediyor baktı. <laughs> i̇şte arkadaşlar bu şekilde. Ama o makinenin tamiri de zordu o zaman ben dayak yediğim zaman ne usta bir şey diye bir ne etraftaki işçiler. Artık dayak yedim korktular. Ne de dayım bir şey der. Geçtim ben inen başına kafa yordum. İyice odaklandım işe. Yani artık kimse bir şey diyemez. Kimseden korkum yok. Odaklanınca Arda'yı buldum. Arka kısımdan yaptım ayarlarını bitti. Ee, i̇şte arkadaşlar tekstilde de aynen böyle tamirler yapardım. makinelerim tamir edebilirdim ama ustalara rağmen yani ustalar genelde tamir etmemizi istemez. Gıdalar karıştırmasını istemezler. Eğer e, tekstilde bir sorumlu olsaydım makineler üzerinde tüm makineleri tamir ederdim. Neyim böyle bir görev vermedim maalesef ki. Bakın badi değerimi bilmeyenler anladılar. Şimdi görüyorsun neler yapıyoruz. Araç yapıyoruz. Kesin motor yapıyoruz. Motor tırban yapıyoruz. Ben o tekstilden sonra uydu kurulumu da yaptım. Uydu kurulumları. Analog cihazlar, dikdal cihazlar. Ey gidi günler. Öyle güzel anılar geldi. Kaldı ki öyle güzel anılar geldi ki. Neyse tam mekanik tamiri hevesimden. Araç tamirine gittim. Traktör, kesim motor, motorlu tır. Ben hiçbirinde ustam olmadı ama e, araç tamirinde bile derimden bilgiler aldım. Fikirler aldım. Ufak tefek. Onlardan <laughs> ama tamirdeki en büyük başarımın sırrı nasıl söktüysen öyle tak. Sökebiliyorsan takabilirsin. Bu sistem. Sökerken dikkat edeceksin ki takarken nasıl taktığını bileceksin, ne başarısın. O zamanlar ne video vardı, ne kamera vardı, ne de YouTube e falan kanallar vardı. Bunlardan bilgi alamazsın, öğrenemezsin. İşte arkadaşlar böyle zorluk içinde başardık. artık işte ustasız da usta olmanın mümkün olduğunu söylüyorum ama usta olunca daha iyi olur. Daha kolay başarıya ulaşırsınız. Eğer ustalara rağmen bir bilgi edinemiyorsanız üzerine gidin. Üzerine gidildiği halde mutlaka başarırsınız. İşte arkadaşlar Üstelik sırrı budur. Bir şey zor gibi görünür ama zor görünür. Daha biliyorsunuz zaten üzerine gidip yapmaya çalışırsanız ve o işi başarırsanız sizlere hani çok kolay gelecektir. Ve de devamı gelecektir. Bir de orada dayımın dayağı konusunda gelince ben hiç kızmadım. Sadece işimden dolayı sinirlenmiştim. İnsanın sevdiği sert kızarsa yani veya bir kötü hareket size var o sayılıyorsa o neden sinirlendiği bir sebebi vardı. Bunda kızamazsınız. Sorumluluk daha çok sorumluluk alırsınız. Benim İlkokulda bir öğretmenim vardı. Bu şekil ile parmaklarımızın üzerine vururdu. Hiç kızmazdık. Daha çok severdik. Çünkü biz dinlemiyorduk. Suçluyduk. Ama hiçbir zaman öğretmenimiz kötü pis demedik. Haklıydı çünkü. Ama haksız olup da vuruyorsa... O zaman o öğretmene zaten sevgini olmaz. Belki anlatabiliyorumdur. Bir de günümüzde tamir işlerinde bazı parçalar tamir edilebilir ama o parçaların tamir takımları maalesef ki bulmak zor oluyor. Bulunmuyor hatta. Çünkü ustalar uğraşmak istemiyorlar. Bir de insanlar yani ıı, yenisini alm almayı istiyorlar. Tamir edilmesindense yenisini tercih ediyorlar. Neden? Eskiden olduğu gibi. Yani eskiden ıı, öyle zorluklar bazen bir motor yaptırabilmek için bir seneyi bekleyenler var fındık parası veya gelir parasını alana kadar bu şekilde motor yaptırabilirlerdi bu şekilde ara tamir ettirebilirlerdi şimdi ise bir türlü buluyorlar ama bu tamirat işi nerede Pakistan'da Hindistan'da yapıyorlar biliyorsunuz Orta Doğu ülkelerinde ne parçayı tamir ediyorlar. Bir de ise komple değiştiriyorlar. Çok tak işlemi. O yoksul ülkeler e, geliştiği zaman <laughs> çok vakir uçlar şu anda. Ama geliştiği zaman onlar da aynı olacaklar. Çok tak yapacaklar. Tabi gelişirse. Ama yine de bazı ustalar mekaniği tamir etmeyi ister. Müşteriye bu da ucuza yansır. Gelir olsa da, yani ülkede bolluk olsa da bazı parçalar tamir edilmelidir. Ekonomiye kazandırılmalıdır. Değil mi? Bazı ustalar sever böyle şeyler. Ben halen seviyorum. Parçayı tamir etmeyi, gereksiz parça değiştirmeyi hiç sevmiyorum. E, e, müşterim parçayı değiştirirse de ben ne gerek var diyorum. Yapılır, olur. Niye boşamasına vidyon diyorum. Ben bizzat böyle bileyim her neyse arkadaşlar fazla uzatmayayım izlediğiniz için teşekkür ediyorum bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle hoşçakalın